Sevgili seyirciler merhaba. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün kimilerince beklenmeyen, kimilerince de çok geç kaldığı iddia edilen bir gelişme yaşandı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve ülkedeki üçlü koalisyonun başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a koalisyon hükümetinin istifasını sundu. Bu istifayı, yaşananları, istifadan sonra gelen açıklamaları ve bundan sonraki süreçte neler olabileceğini konuşacağız. Gazeteci Ulaş Barış bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Senem Hanım, selamlar. Selamlar Kıbrıs'a. Şimdi hemen başlayayım. Tabii yazılı açıklamada mecliste yaşanan nisap sorunları ve hükümet içinde ortaya çıkan bazı sorunları gösterdi Ersan Saner. Bitirirken de tabii Türkiye Cumhurbaşkanı'na ve Ersin Tatar'a saygılarını da sunmayı unutmadı. Beklenen bir durum muydu bu istifa? Nasıl oldu, nasıl yankılandı diye sorayım adada. Teşekkür ederim yayınımıza beni konuk ettiğiniz için. Tabii bir yandan beklenenden çok olması gereken aslında şöyle söyleyeyim. En baştan bu hükümetin kurulmasında zaten sıkıntılar vardı. Yani şöyle bundan bir yıl önce işte 300 gün önce aşağı yukarı 18 Aralık 2020'de güven oyu aldı. Güven oyu alırken zaten azınlık hükümeti kurulan mecliste bir partiden 3 vekil istifa etti. Ettirildi daha doğrusu. Ardından da o üç vekilin verdiği nisapla meclis açıldı. Çünkü Türk Kıbrıs'ta meclisin açılması için 26 sayısı lazım. 26 sayısına ulaştığınız zaman da açıldığı zaman meclis yani mecliste o an için içeride bulunan kişilerin salt çoğunluğuyla hükümet güven oyunu alabiliyor. Dolayısıyla zaten kuruluşunda böyle bir numara diyelim hadi ona en hafifinden numara yapılarak kurulan bir hükümetti. Kurulduğu günden sonra da sürekli nisap sorunlarına takılan, sürekli skandallarla adı gündeme gelen, sürekli iç borçlanmayla gündeme gelen bir hükümet devam etti 10 ay boyunca. Buralarda tabii nisap sorunu şöyle söyleyeyim, hep oldu, her zaman hatta ilk gün mecliste Bakanlar Kurulu'nun listesi okunurken dahi bakanlık almayan kimi vekillerin meclisi boykot ettiğini bile gördük. Yani orada muhalefet gelip nisap verdi ve mecliste Bakanlar Kurulu listesi onaylandı. Böyle durumlar da oldu. Garip garip tabii ki. Şimdi tabii bu hükümetin kurulması ve gelişimine baktığımızda ve ardından yaşanan süreçlere baktığımız zaman aslında bütün her şeyin Ulusal Birlik Partisi'nin yapacağı kurultay üzerine kurulduğunu, yapıldığını söyleyebiliriz. Özellikle meclis yasama yılını kapattığında yani Haziran ayının sonunda yine günlerce, haftalarca nisap sorunu vardı. Yine açıldığında kadar nisap sorunu vardı. Dolayısıyla bütün dönen meclisteki oyunlar hepsi de Ulusal Birlik Partisi'nin 15 gün sonra yapılacak olan kurultayındaki geçtiğimiz yıl hatırlarsanız bu zamanlarda gene Ulusal Birlik Partisi kurultayına açıkça müdahale edildi. Seçimi kazanmış sayacağımız ilk turda en azından ilk turun galibi ilk iki kişi ikinci turda geçecekti onlar. İkisinin de seçimden çektirilmesiyle Ersan Saner bir anda kendini başbakanlık koltuğunda buldu ve o onun kurduğu bir hükümet bu. Yani anlayacağınız varsa bu hükümet en baştan beri sorunluydu. Şimdi de istifa etmesinin temelinde Ulusal Birlik Partisi'nin 30 Ekim'de yapılacak olan kongresindeki durum vardır yani. Başka bir şey aramamıza gerek yok. Çünkü 10 ayda 180 tane neredeyse daha fazla belki kanun hükmünde kararname geçirildi. Birçok skandal yaşandı. Meclis kürsüsünde hükümetin bakanlarının birbirlerine eleştiri getirildi. Çok sert şekilde birbirlerini yolsuzlukla suçladı. Yine Bakanlar Kurulu'nda bu da bir vahim iddia, imzaların sahtelendiği, bazı kararlarla ilgili birçok vatandaşlığın dağıtıldığı, yani binlerce vatandaşlığın dağıtıldığı, teşviklerin verildiği bir hükümet dönemini geride bıraktık diyeceğim ama aslında geride bırakmadık çünkü bundan sonra sürece baktığımız zaman yine Ersan Saner Başbakan, yine herhangi bir görevlendirme yok, herhangi bir seçim tarihi iddiası ilanı yok. Anlayacağınız varsa ben bunu biraz şeye benzediyorum. Facebook'ta böyle ilişki statüsü complicated falan derler ya işte karışık. O tür bir şey diyelim. Tek kelimeyle böyle açıklayabilirim. Çok teşekkürler. Şimdi biraz da hani gelen yorumları da baktım sabah girmeden acaba diğer genel başkanlar ne demiş gibi. İşte Tufan Erhurman hayal aleminden gerçek dünyaya dönüş demiş. İşte Kudret Özersay da memleketi zerre faydası yoktu zaten bu hükümetin. Hani halkımızın gözü aydın tadında şeyler söylemiş. Yeni bir sürecin başlandığı yönünde bir takım
açıklamalar var muhalefetten. Şimdi bundan sonraki süreçle alakalı siz bir şeyler söylediniz ama ben yine biraz onu açmanızı isteyeceğim. Çünkü buradan okuduğumuz zaman hani bir 60 günlük gibi bir süreç konuşuluyor. Nedir peki Cumhurbaşkanı Tatar'ın önündeki şu an yollar varsa ne olacak bundan sonra? Bir erken seçim konuşulur mu? Veya işte başka birine gidip hükümeti kurmasını mı söyler? Ne olacak? Onu biraz merak ediyoruz. Şimdi tabii çok ilginç şeyler söyleyeceğim size, açık söyleyeyim. Çünkü bir demokraside olmaması gereken olaylardır bunlar. Şöyle, anayasal olarak, anayasanın 8. maddesine baktığınız zaman ilgili bölümüne, Cumhurbaşkanı 60 gün boyunca istişare etme hakkı var. Yani 60 gün boyunca hükümeti kurabilecek birilerine, bir vekile bu görevi tevdi edip hükümetin kurulmasını sağlamak için ikna turları veya işte anlaşma turları gibi bir süreç yaşanması gerekir. Yani aslına bakarsanız Cumhurbaşkanı hemen bugün siyasi partileri sarayına işte Cumhurbaşkanı çağırıp istişare etmesi gerekir. Ardından da çok uzun bir süre geçmeden yani işte 24 saat sonra belki birilerine görevi vermesi gerekir ki onlar da gitsinler diğer partileri görüşüp hükümeti kurup kurmayacaklarını bunu anlayalım. Şimdi böyle bir durum yok. Neden böyle bir durum yok? Zaten Ulusal Birlik Partisi'nin dün yapılan parti meclisi grubunda, meclis grup toplantısında oradaki 4 tane başkan adayı var Ulusal Birlik Partisi'nde şu an 30 Ekim'deki kongrede. Bu 4 başkan adayından işte en güçlü 2 tanesi Faik Sucuoğlu ve Hasan Taçoy açıkça Cumhurbaşkanı'na bu görevi kimseye vermeyin. 15 gün boyunca Ulusal Birlik Partisi'nin başkanı belirlensin ardından verin bu görevi diye bir istekte bulundular. Cumhurbaşkanı'nın tabii normal şartlarda böyle bir şeyi kabul etmemesi gerekir. Yani normal şartlarda Cumhurbaşkanı bir ülkenin yönetimi için bir partinin kongresinde çıkarak sonucu beklemez. Böyle bir şey söz konusu değildir benim nazarımda. Daha öyledir de demokratik kurallar, teamüller gereği. Şimdi bir baktığımız zaman bugün ayın 14'ü. 14 Ekim Ulusal Birlik Partisi Kongresi 30 Ekim'de yapılacak. 31 Ekim'de işte yani 30-31 Ekim ilk turu. Muhtemelen ikinci tura kalacak. Hiçbir aday seçimde çoğunluğu sağlayamayacağı için. Ne olacak? 8 Kasım tarihine, 7 Kasım tarihine ertelenecek. 8 Kasım tarihinde biz artık anlayacağız UBP'nin başkanı kimdir. İşte o güne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet bekleyecek kurulmayı, ne partinin, bir partinin kongresini bekleyecek. Normalde yani bir parti devleti görüntüsüdür bu. Başka bir şey değildir. Açıkçası bu noktada dolayısıyla yapılanlar demokratik teröristlerin ayaklar altına alınmasıdır ve Cumhurbaşkanı da aslında kendisi 2-3 gece önce Ulusal Birlik Partisi'nin kuruluş yıl dönümü vardı, 46. yılını kutladı UBP, orada çıkıp kürsüde tek başına iktidara gelecek Ulusal Birlik Partisi, ben de daha iyi görev yapacağım diye açıkça tarafsızlık ilkesini ihlal ederek, çünkü Cumhurbaşkanı dediğiniz en azından Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta parlamento demokrasi vardı. Haliyle Cumhurbaşkanı herkese eşit davranmak zorunda. Burada direkt olarak parti cumhurbaşkanıymış gibi hareket ediyor. Haliyle burada da taraf oldu. Burada da görevi kimseye vermeyecek. Ve biz de 7 Kasım tarihine, 8 Kasım tarihine kadar bekleyeceğiz. UBP'nin başkanı kim olsun? Ondan sonra bakarız artık yani ne olacağını. Ama şunu da söyleyeyim. Erken seçimle ilgili hafta başında 6 Şubat tarihi önerildi hükümet tarafından. 6 Şubat 2022. Ancak orada anlaşmazlık çıktı. Çünkü muhalefet partileri bizim buralarda revaçtadır. Seçimden önce seçim yatırımlar var. Yani istihdam, teşvikler, vatandaşlıklar, efendime söyleyeyim hani daha birçok devletin olanı kullanarak kendilerine çıkar sağlamaya bir nevi seçim rüşveti. İşte bunu bildiği için muhalefet partileri dediler ki 6 Şubat tarihini kabul ederiz ama hemen seçim yasaklarının devreye girmesini istiyoruz. Şimdi öyle olduğu zaman UBP bunu tabii ki kabul etmedi. Normalde de baktığınızda 6 Şubat'ta seçim yapıyorsanız eğer seçim yasaklarının devreye girmesinin tarihi 6 Kasım olur. 2 ay öncesi yani. Haliyle bu da kabul görmedi ve buradan dolayı zaten Ersan Saner dünkü istifasını sundu ama orada da tabii tamamen bir mağdur edebiyat yapma üzerinde kuruluyor. Çünkü hükümet muhalefeti suçluyor. Yani siz gelmediniz, meclis açılmadı, biz de mağdur olduk. Bir ülkede hükümet ettiğini iddia edenler, Senem Hanım yani meclisi açamayacak, nisabı sağlayamayacak durumdaysa zaten onların hükümet olup olmadığı tartışılır açıkça. Yani dünyanın başka ülkelerinde böyledir diye düşünüyorum ben.
Evet, tabii bunlar yaşanırken dün bir de Kapalımaraş'ta da sanıyorum bir takım hareketlilikler varmış, en azından öyle duyduk, öyle okuduk. Oradaki son durumu da sorayım size hazır sizi bulmuşken. Şimdi aniden oldu o da. Yani bizim burada böyle olaylar aniden gerçekleşiyor. Orada bu arada dün Cumhurbaşkanlığının sözcüsü de önemli bir Evet, onun da görevdir. bir istifası olmuş, Berna evet. Çelik doğru da istifa etti. Yani dün böyle hareketli bir gündü, onu da söylemek lazım. Maraş'tan aniden iş araçları gitti ve Maraş'ın bir kapı, bir yolu, yani orada, çünkü Maraş'la Mausa kenti iç içe girmiş bir yer. Yani ortadan ikiye bölünmüş bir çizgi düşünün. Yani bir sokak ansızın biter Maraş başlar. İşte onun en önemli arterlerden bir tanesi, yani belediye bulvarı dediğimiz önemli bir yerin devamında bir barikat vardı orada. O barikatlar kaldırıldı ve birdenbire iş araçları girdi oraya. Hem orası açıldı. Şimdi bu konuyla ilgili açıldı derken, işte ziyaretçilerin rahat rahat girmesi için Maraş'a açıldı deniliyor. Tabii tam olarak kapsamlı bir açıklama, amaç nedir falan bilmiyor. Tek bildiğimiz şey, orası pilot bölge ilan edildi ama neyin pilot bölgesi ilan edildi bilmiyoruz. Yani gezmek için mi pilot bölge ilan edildi, yoksa oradaki mallar esas sahiplerine mi iade edilecek? İade edilecekse vakıfların hakkı ne olacak? Onlar da iddia ediliyor. Öte yandan Maraş'ın statüsü belli, uluslararası hukuk kararları var hakkında. Dolayısıyla tamamen keşmekeş içerisinde birdenbire orası sivil bölge olarak, yani biliyorsunuz Maraş'ın statüsü askeri bölge. O bölgenin pilot bölge olarak askeri statüden çıkartıldığı ve sivile verildiği söylendi ama Başbakan'dan böyle geniş kapsamlı bir açıklama duyamadık. Cumhurbaşkanlığından da duyamadık, açık söyleyeyim size. Hatta ben bunu dün espri olsun, biraz da espri, biraz da işte iğneleme olsun diye, yani açıklama yapmadınız. Bu konuyla ilgili ne yazalım? Biz gazeteciler hani bir şey yazalım ama ne yazalım? Bu konuda kendi kendimize mi uyduralım? Ne yaptınız? De. Dolayısıyla Maraş'ta da yani uluslararası hukukun dışında maalesef hareketler, adımlar atılmaya devam ediliyor. Demekten başka çarem yok. Son olarak şeyi de sorayım. Biz tabii burada bir yandan da yine çok dün değil belki ondan önceki günün sanki haberi 42 kişinin bu siyasi yasak gerekçesiyle Türkiye'ye girememesi haberini de bir gün sonra konuşmaya başladık. Biraz Türk basını geç gördü ama aralarında Akıncı'nın olması, belki işte eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın olması burada en azından çok ilgi çekmişti. O konuyla alakalı ne söylemek istersiniz? Oradaki son durum nedir bu pasaport muhabbetleriyle ilgili, giriş çıkışla ilgili onu sorayım bir de. Tabii şimdi Selim şöyle, Kıbrıs'ı da biliyorsunuz, yani Kıbrıs sorunu yüzünden açıkçası yıllardır siyasi ambargolar altında ezilen bir toplumdur. Yani bizim dünyaya açılan kapımız tamam Türkiye, bir de Güney Kıbrıs'tan, işte 2004'ten sonra sınırların kaldırılması, açılmasıyla birlikte oradan da, ama esas olarak tabii Türkiye müttefik olarak düşündüğümüz, kimilerinden havatan olarak gördüğü, benim müttefik olarak gördüğüm bir ülke. Şimdi tabii Kıbrıs siyasi ambargo durumu bu anlamda. Yani bu 42 kişinin ismi, ki liste bu arada bir gazetenin, Avrupa Gazetesi'nin haberi olarak çıktı. Bu resmi bir açıklama da gelmedi bu listeyle ilgili, ama şöyle, bu listede tabii ki Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs Türklerin aydın kişileri, işte efendim akademisyenler, siyasetçiler var, ki bu listenin 42 kişiyle kalmayacağı daha da fazla olduğu söyleniyor bu arada. Haliyle burada 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın ismi de o listenin içerisinde vardı, ama dün en sonunda bir ses duyduk Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın bir tweetini gördüm. Orada Twitter üzerinden bir gazetecinin yazdığı bir şeye onun yalanlaması. Yani diyor ki Mustafa Akıncı'nın bu listede olması yalandır, nokta. Şimdi tek bildiğimiz şey, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden aldığımız tek bilgi, buradaki elçilik de bu konuda konuşmadı. Çünkü hiçbir şekilde bir bilgimiz yok. Bu listenin varlığı veya yokluğunu bilmiyoruz. Ama Çataklı'nın söylediğine bakarsanız eğer, liste varmış gibi duyuluyor. Çünkü bu listede Mustafa Akıncı yoktur diyor. Yani o haberler yalandır diyor. Bir liste var ama bir liste ne olduğu zaman belli, çünkü yine Mustafa Akıncı'nın basın danışmanı Ali Bizden Türkiye'ye sokulmadı. Basın Sen Genel Başkanı sevgili dostumuz Ali Kişbeli gazeteci, o da sokulmadı. Yine tarihçi, önemli bir tarihçi, Kıbrıs Türk tarihçisi Ahmet Cavit Am da sokulmadı Türkiye'ye. Yani yasaklı olduğu, işte G82 kodu diye bir kod varmış, güvenlik tehdidi olarak. Yani anlayacağınız varsa bu liste var ama kimler var bilmiyoruz. Bu konuda tabii şöyle açıklamalar da oldu. Burada Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması var. Hakikaten Dışişleri Bakanlığı'nın diyor ki Türkiye Cumhuriyeti mecbur değildir bu listeyi açıklasın, güvenlik gerekçesiyle açıklamayabilir. Tabii bizim de soracak hakkımız yok ama
Kıbrıs Türklerin ne bileyim bu şekilde fikirlerinden dolayı, yani sırf seçimlerde Mustafa Akıncı'yı desteklediği için, sırf yıllardır bir Türk tezi olan federasyonu destekledikleri için bu şekilde siyasi ambargolara maruz kalması, seyahat özgürlüğünün engellenmesi ve bunun da ifade özgürlüğü üzerinden yapılması tabii ki üzücüdür, kabul edilir bir şey değildir. Bu tabii bizi dünyaya çok böyle ne nasıl derler kötü bir şekilde gösteriyor. Bunun tabii olmamasını dilerdik ama maalesef bu noktaya gelindi ve bir cumhurbaşkanı ismi bile bu listeye karşılık karıştırıldı. Ama yani baktığımız zaman Senem Hanım, geçen yılki Kıbrıs'ta yaşanan cumhurbaşkanlığı sürecindeki yaşanan gelişmeleri, yani cumhurbaşkanının aleni şekilde ölümle tehdit edilmesi, ne bileyim daha işte ona destek verenlerin ölümle tehdit edilmesi, yani bunlar oldu bu ülkede, bir müdahale yaşandı ve bu da bizi dünyaya tabii ki çok ama çok böyle çirkin demeyeceğim ama kötü bir şekilde maalesef lanse etti. Yani bu hiç Evet, kimseye bir evet. faydası olan bir durum değil gerçekten. Evet, kötü bir imaj oldu en azından. Gerçekten öyle Aynen. oldu. O zaman yani seçim sürecine, daha doğrusu hükümetin bu krizine geri dönecek olursak, sanıyorum ki anlıyorum. Hani 30 Ağustos, 30 ile 31 Ekim tarihleri kritik, çünkü kurultay var. Kurultaydan sonra artık neler olacağı bir tık da olsa belli olmuş olacak diye anlıyorum. O zaman sanıyorum 30-31'ini beklemekte yarar var. Ondan sonra da zaten Öyle görüyorum. Yani evet, on. orada yani bir devletin yönetimi bir partinin seçimine kaldı. Yani sanki de Ulusal Birlik Partisi'nin devletiymiş bu devlet gibi bir hale geldi. Zaten atılan adımlara baktığınız zaman da yani işte YDP'nin lideri burada, Başbakan Yardımcısının işte hareketleri akşam efendim bütün bu istifalardan sonra Kıbrıs sosyal medyasında çok da enteresan bir fotoğraf dolaşıyor. İşte hükümet sabah istifa etti bu üç kişi, işte YDP lideri, YDP lideri ve UHP lideri. Sonra gece bir yemekte bir araya gelmişler. Yani işte tabii tesadüf olmuş ama öyle fotoğraflar verdiler ki basına hiçbir şey yokmuş gibi. Tabii bunu diyorlar ki, şey, herhalde diyor ki Başbakan Yardımcısı, Kıbrıs Türk kültürünün hoşgörüsüdür. Doğrudur. Kıbrıs Türk'te çok hoşgörülüdür. Yani kavga ederiz, ardından kol kola çıkar gideriz mekandan ama burada bu kadar tartışmadan sonra bu fotoğrafın verilmesi görmüşsünüzdür belki sosyal medyada. Yani Kıbrıs sosyal medyada dönüyoruz yani şu an bu. İnsanların tabii bir şekilde bunun bir dövüş olduğuna da o fotoğrafla biraz ikna olmuş gibi duruyor açıkçası. Evet, o zaman Ulaş Bey, çok teşekkür ederiz. Yani ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. En azından biz de anlamış olduk. Bundan sonraki süreci de anlamış olduk. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim o zaman. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun Senem Hanım. Teşekkür ederim. Medyaskop'a da sevgiler, saygılar. Türkiye'ye de sevgiler, saygılar. Çok teşekkürler. Bizden de öyle. Sevgili seyirciler, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.